Bence gereksiz bir tartışmadır. Evet. Hemen bir kısaca... Kısaca senden alalım, Sayın Solmaz Şükrü'yle kapatacağız. Şimdi bir emekli diplomat arkadaşımızdan bir mesaj geldi. Evet. Yayını izliyor. Uygur konusunun Batı'nın yükselen Çin'i nasıl durdurabiliriz stratejisinin küçük aparatı olduğunu düşünebiliriz, evet, demiş. Böyle bir bunu da not olarak aktarmamız, evet, lazım. Bir de Sayın Ünal'a bir ekleme yapayım haberlerine. Yeni Şafak gazetesi bugün de ekonomi dünya sayfasında şöyle bir başlık var. İş dünyası Çin'e karşı koruma istiyor. Evet. Evet, evet. Yani, onu da gördüm. Ya, şu var yani Türkiye ile Çin arasındaki ticaret çözülmesi gereken bir sorun, ticari dengesizlik. Ama bu hem bir ticari stratejiyle hem de siyasette alınacak kararlarla bağlantılı olduğunu düşünüyorum ama evet, böyle değil. Evet, Sayın Solmaz Şükrü, ne yazık ki son 2 dakikamız kaldı. Sizden 2 dakika içerisinde son sözlerinizi alalım. Blitz konusuna değinerek toparlarsanız sevinirim. Çünkü 2 gün sonra Blitz toplantısı var ve Blitz artı toplantısında Hakan Fidan Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye'de Blitz mesajı yok dendi, öyle bir şey yok dendi ama 2 gün sonra Hakan Fidan toplantıya katılıyor. Buyurun. Evet, tabii katılacağını zaten beyan etmişti. Evet. Tabii katılması da yani olumlu bir şey. Ama dediğim gibi yani bunun belli, oturmuş, kararlaştırılmış bir siyasete dayanması gerekir. Yoksa sadece toplantılara katılmak sorunu çözmez. Şunu söyleyeyim, bu Uygur meselesi yeni değil. Bakın, İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki dönemden gelen çok uzun bir hikayedir Uygurlar. Çok uzun bir hikaye tabii. Hani o 2 dakika ona girecek şeyimiz yok. Ancak bununla ilgili söylem bilinçli olarak köpürtülüyor. Bu kaçınılmaz. Ancak şuna dikkat etmek gerekir. Bakın, Amerikan sistemi, Amerikan siyasi kültürü, Amerika'nın siyaset yapma şeklini doğru anlamak için söylüyorum. Kendi Dışişleri Bakanlarına, Colin Powell'a, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yalan söyletti. Yalan üzerine kurulmuş PowerPoint sunum yaptırdılar. Bakın, kendi Dışişleri Bakanlarına yalan söylediler. Ve ikna edici bir yalan söylediler. Adam gitti doğru sanarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Şubat 2003 PowerPoint sunum yaptı. Mart'ta da Irak'a saldırdılar. Onun için bu söylemlerin tuzağına düşmek kolaydır. Bakın, kendi Dışişleri Bakanları da bile düştü. Bunları bilenlere sormak gerekir. Ortak akıl denen şey budur. Danışmak gerekir. Ona buna monşer deyip yıllarını, hayatlarını bunlara vermiş insanları dışlamadan, en iyi, en başarılı olanlar dışarıdan atadıklarımız gibi aforizmalarla dışişlerini rencide etmeden, kilit yerlere dışarıdan değil içeriden insanları bilen, liyakat sahibi insanları getirerek bu işleri kotarmak gerekir. Bu alanda sorun var. Ve bunların tartışılması, konuşulması gerekir. Evet. Bakın, biz Amerika'nın kuyruğuna takılıp Afganistan'a girdik 20 yıl. Sonra arkasına bile bakmadan gitti, kimseye sormadan. Bakın, bu 20 yılda tartışmadık. Kapatmamız gerekiyor Sayın Solmaz Türk. Teşekkür ederim. Evet. Evet değerli izleyiciler, ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Sayın Solmaz Şürk'ün işaret ettiği Amerika'nın propaganda ve yalan noktasına ek yaparak kapatmış olayım. Soru şu: Uygur Türkleri Çin'den ayrılsın diyen, Çin'den ayrı yaşasın diyen Amerika, örneğin zaten ayrı yaşamakta olan Kıbrıs Türklerinin illa niye Kıbrıslı Rumlarla birlikte yaşamasını istiyor? Niye onlara bağlanmasını istiyor? Bu sorunun cevabı önemli. Evet, bir başka yayında görüşmek üzere. Kuşak ve Yol'un ve Türkiye'nin Yönü'nün sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.